Ancak bu üzerinde durmamız gereken husus teslimiyetimizi ne kadar Rabbimize inandığımızdır. Kurban bizim gerçek anlamda kardeş olduğumuza katkıda bulunan bir ibadettir. Ancak bugün muhasebesini yapmamız gereken husus ne kadar kardeş olduğumuzdur. Kardeşlik gerçeğinden ne ölçüde uzak olduğumuzdur. Teslimiyet ruhundan, kardeşlik duygusundan yoksunlaştıkça Müslümanların hangi belalarla, hangi fikirlerle, hangi desteklerle karşılaştığı, bunların neticesinde nice mümin kanının akıttığını artık günümüzde televizyon ve medyadan görmekteyiz. Aynı şekilde müminlerin haline bakarak nice güç odaklarının müminlerin kanı üzerinden nasıl güç değiştirmekte olduğunu, müminleri birbirine yıkan, yakın kılan, iman kardeşliğini zedelenerek nasıl kavgaya, şiddete ve düşmanlığa dönüştüğünü görmekteyiz. Rabbim bizi böyle olmaktan muhafaza eylesin inşallah. Müslümanlar olarak Kurban Bayramı dolayısıyla şüphesiz birbirimizi tebrik edeceğiz. Ziyaretler yapacağız. Geçmişi hatırlama, birbirimizi tanıma, kendimizi bilme ve bulma, yardımlaşma ve dayanışma, beni bize dönüştürme. Bu bayram vesilesiyle nail olduğumuz ilahi lütuflardandır. Onları yürek yakan durumlarına çareler üretmek, bugün İslam coğrafyasında olan durumu, onların yürek yakan durumlarını çareler üretmek, mazlumlarını ortadan kaldırmak ve tekrar özgürlüklerine kavuşmaları için gayret göstermek, Müslümanlar olarak biz müminlerin görevleridir. Kardeşlik borçlarıdır. Kardeşlerin, kesilen her kurban, akan her kurban kanı, yüzyıllar boyunca inananlar olarak varlığımızın bekası için verdiğimiz kurbanları hatırlatmalı, yüreklerimizi bu ateşle yakmalı, önümüzü kuvvetli bir ışıkla aydınlatmalıdır. Kurbanlarımız, müminlerin kanlarının gözyaşlarının akmasını önlemeli, İslam coğrafyasındaki acıyı dindirmelidir. Kurban bayramı, müminleri birleştirerek ve vahdet şuuruna erdirmelidir. Mümin gönüller, bayram günleri vesilesiyle İslam'ın barış mesajını kavramalı ve müminler ancak kardeşlerden düsturunca kardeş ve ümmet olma bilincine ermelidir. Bu duygu ve düşüncelerle milletimizin yurt dışındaki bütün varlığımızın, gönül coğrafyamızın ve İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Bayramın başta ülkemiz olmak üzere alem İslam'ın ve topyekun insanlığın barış ve huzura vesile olmasını Yüce Rabbim'den niyaz ediyorum. Bayramınız mübarek olsun. Ela inna ahsana al-kelam ve ebdallah illah kelamullahi melikil azizlerinden kema kala Allah tebareke ve teala fi kelam ve izâ kuhel Kur'an festebi'u lan ve sikularının turhamun Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim İnnen din amdallahi islam Sıradallahu azim her türlü fikirlerden koru ve muhafaza eyle. Bizi, anne babamızı ve bütün inanımları bağışla. Şüphesiz ki sen işiten ve dualarımızı kabul edersin. Amin. وَقُلْ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ شَرِيكًا مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا
والإكرام على رسولنا صلوات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم فلا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم فما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ربنا تقبل منا بحرمة الفاتحة. Kurban denilen için iki traktör gezecek. Bir tanesi dışkıları atmak için, bir tanesi deri için toplayacaktır. Bilgilerinizi.